Fototerapi bütün tedaviler sonrasında saç dökülmesi görülmemektedir. Verdiğimiz kemoterapiler kanserin tipine göre değişmektedir. Meme kanseri, bağırsak kanseri, pankreas kanseri, hepsinde akciğer kanseri ve kullandığımız kemoterapi tedavi ilaçları farklıdır. Bizim kullandığımız ilaçlara bağlı olarak da saç dökülmesi bazı hastalarda görülürken bazı hastalarda görülmemektedir. Mesela erken evre olmasına rağmen meme kanseri hastalarında kullandığımız bazı ilaçlar, bunları hastalarımız kırmızı ilaç diyor hatta, mutlaka saçı dökmektedir. Bu verilen tedavilerin direkt evreyle birebir alakası yoktur. Böyle de sık bir soru geliyor bana. İleri evre olduğu için verilen ilaçlar saçı döker ya da dökmez gibi bir konu söz konusu değildir. Ayrıca saç dökmesi sadece ilacın, kemoterapetik ilacın özelliğine bağlı değişmektedir. İlacın etkinliğinin de bir göstergesi değildir. Bu da çok sık soruluyor. Acaba hocam ilaç etkisiz mi, saçım hiç dökülmedi gibi böyle kaygılara kapılıyor hastalarımız. Böyle bir şey de bulunmamaktadır. Kemoterapi ilacının tamamen çeşidine göre saç dökülmesi buna bağlı yaşanmaktadır. Saç dökülmesi genelde kemoterapi aldıktan bir 2-3 hafta içinde, genelde 3 haftanın sonunda hastalarda saç dökülmesi meydana gelmektedir. Önce işte öbek, daha sonra da tümü saçların kaybedilmektedir. Kemoterapi ilaçlarını saç dökmeyenlerinde de gene saçlarda hafif seyrelme meydana gelmektedir. Kemoterapi başlamadan önce buz başlıkları takılabilmektedir. Bunları özel kemoterapi sırasında bazı firmalar gelmektedir ve hastaya bu buz şapkaları kafasına takılmaktadır. Ve her tedavi sırasında da bu buz şapkalarının uygulanması gerekmektedir. Ama bu konuda tabii kesin etkili olacak diye bir durum söz konusu değildir. %70-90 arasında olduğu söylenmektedir başarı oranının, ama daha düşük oranlarda da olabilmektedir. Öbek dökülmeler, çok sağlıklı olmayan koruyucu etkinliği daha az olduğunu da ben kendi hastalarımda gözlemliyorum. O yüzden hastanın tabii ki tercihidir bu. Onun dışında bu kemokepi tercih etmeseler de buz başlığını, saçlar döküldükten sonra peruk takılması, işte şapkalar, çok güzel şapkalar. Artık peruklarla alakalı da çok güzel peruklar çıktı, modern yöntemlerle gerçek saçla yapılmış. Bu tarz yöntemler de bulunmaktadır. Hastalarıma ben hep diyorum, bu geçici bir süreçtir, saç dökülmesi yaşanacaktır ve sonrasında saçlarınız daha gür bir şekilde inşallah tedavi bitiminde tekrar çıkacaktır. Kemoterapi sonrasında saçlar ne zaman çıkar? Bu konuda da hastalar hep merak ediyor. Yaklaşık bir 3 hafta, 1 aylık bir dönemi geçirdikten sonra kişilerde sağlıklı saç uzaması başlıyor ve daha sonra saçlar giderek uzayarak toparlanıyor. Bu dönemde de gene çinko tabletleri saç uzamasında katkıda bulunabiliyor. Ben hastalarıma öneriyorum.